Hafif bir şey oldu ya. Böyle bir tartışmalar falan bir tık arttı. Bu enflasyon verisi havayı sanki bir tık bozdu mu Hakan abi? Enflasyon verisi havayı bozdu. Ha? Bence seçimler de havayı bozdu. Vallahi biraz daha Evet. yaklaştı değil mi? Yaklaştı o seçim meselesi yaklaşınca pek çok tartışma oluyor. Emeklilere şu yetmez, hakikaten yetmiyor. İşte şu gelecek, gelmiyor. Gelir mi, gelmez mi? Ya herhalde gelecek fikri oluyor. Şimdi bakanlar sahaya indi. En teknik kalması gereken bakanlar bile değişik mesajlar veriyorlar. Şu olacak, bu olacak filan diye. Ya biz derdimiz başkaydı. Bu bakan bize başka şeyler anlatıyordu. Ne oldu şimdi? Acaba burada en doğruları söylüyor mu? Burada doğruları söylemiyorsa acaba teknik olarak söylediği şeyler bize sıkılaşmamız lazım, şu lazım, bu lazım derken onlar doğruyu mu ifade ediyor diye. Böyle zihinler ister istemez gidip geliyor. Bir de bu altın çok yükselince dışarıda şey diye bakıldı galiba. Ya dövizi zaten içeride biraz kontrol ediyorlar. Biz biraz altına yönelelim. Çünkü biz yavaş yavaş duymaya başlamıştık. Ben de paylaştım, hatta geçen haftaki şans sohbetlerinde Alaoğlu ile beraber bunu konuştuk. Anadolu'daki sermayedar iş insanları da biraz sermayeyi korumak için de altına yatırım yapmaya başladı. Daha da çıkar beklentileriyle hem o daha Enteresan. da çıkar beklentileriyle hem de şu seçim dönemini biraz daha farklı geçirelim diye bakıldı herhalde. Altın da çok yukarıya çıkınca bu sefer kapalı çarşı karıştı. Hareketlendi. Talepler yoğunlaştı. Talep yoğunlaşınca o esnaf arasındaki alışveriş dövizde olduğu için dövize bir hareket sıçradı. Bu bireylere de sıçradı. Zaten insanların kafasında ya acaba seçim sonrası vardı. İyi yönetilmesi gereken bir süreç. Şu anda tamamen hani böyle evet dediğin gibi bir tatsızlık var ama böyle kontrolde kaybedilmiş Yok gibi değil. de yok, öyle de görmüyorum açıkçası. Hem de bakıyorum şimdi tekrar hem Cevdet Yılmaz hem Mehmet Şimşek böyle bu enflasyonla mücadelede kararlı oldukları yönde sürekli mesajlar vermeye çalışıyorlar. Merkez E, Bankası'na destek Merkez açıklamaları geldi Merkez ikisinden de. Bankası'na destek açıklamaları geliyor. Hani aynı yerdeyiz, aynı kitabın aynı sayfasındayız ifadesi önemli çünkü siyasilerden gelecek. Sayın Şimşek şunu yazdı dün sosyal medyaya. Bu ek sıkılaştırma adımları sonrasında dezenflasyon zaman ve kararlılık gerekiyor. Sabır ve azimle fiyat istikrarını sağlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır. Merkezin ilave sıkılaştırma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır. Sayın Cevdet Yılmaz da Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlarla destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacaktır demiş Sayın Cevdet Yılmaz. Evet. Şimdi zaten yaz aylarındaki o geçen senenin yüksek enflasyonları çıktıkça bir farklı hava doğacak beklentisi 25 puan. hep var ama 25 yani puan kabaca, değil mi? 25 puan galiba. Haziran, Temmuz, Doğru. Ağustos. Evet. Toplasan 25 Evet. gidecek. Eylül'ü de kat. 4.65 doğru da var. Hı. Yani bir aşağı doğru şey olacaktır. Bir hava olacaktır ama Seçim sonrası şu Nisan Mayıs'ta kritik olacak. yeniden belki bir tür sıkılaşma, Evet. faiz, mesajlar, ekonomi yönetiminin değişmediğinin anlaşılması, kabul ediliyor olması. Yani bu politikaya veya seçim sonrası da önemli olacak. Şu manada hani kurda seçim sonrası yükseliş bekleyen bir kesim var ya. Onların o beklentisini kırmaya dönük de bir hassas kontrollü süreç de götürülmesi lazım herhalde. Çünkü Öyle. o beklenti bayağı yoğun. Hani onu kontrol etmek için işte artık rezerv mi harcarsınız, başka bir yerden telefon mu açarsınız? Ne oluyor ne bitiyor diye bankalara bilmiyorum. Hani bir şekilde seçim sonrası o beklentileri kırmak konusunda da hassas bir süreç bizi bekliyor. Öyle. Yani hep hassas süreçler bu aralar Evet. bizi bekliyor. Ama bu kredibiliteyi de fazla yıpratmadan bu süreç yönetilebilirse
bence büyük problemlerle karşı karşıya kalmayız. Ama bu işin psikolojik olduğunun da, yani güven ve psikolojiyle çok ilgili olduğunu da, evet, hep akılda tutmak lazım.